pizzamın son halini çekeceğime söz verdiğim için geceden vlogu başlatıyorum. Ama devamını zaten izleyeceksiniz. Çok güzel bir inşallah gün geçireceğiz. Daha belli değil çünkü hava durumuna baktım. Pasadis tarafı gök gürültülü sağanak yağış gösteriyor. Şansımıza bilmiyorum. Artık anne, ne yapacağız? Yani denize girebileceğiz mi? Yani işte sağanak yağış diyor anneciğim. Yağışta nasıl denize gireceğiz bilmiyorum. Plastik tabaklar hayatımı kurtarıyor. Niye bilmiyorum, bu kadar şey, bu kadar böyle bağlandım ki bana çok pratik geliyor. Karpuz keseceğim. Pizzanın son halini çıkaracağım. Yusuf'u bekliyorum. Yusuf yolda. 2 dakikaya gelir. 2 dakikaya motorun üstünde. Pizzanın son halini göstermek için aslında vlog başlatmıştım. Karpuzumuzu keselim. Onun dışında size şey dedim. Plaja hazırladığım çantayı göstereceğim. Onları hazırlayacağım. Hazırladım daha doğrusu. Size göstereceğim. Ve yanımıza alacağımız atıştırmalıkları sabah gösteririm diye düşünüyorum çünkü. Ben de çok acıktım Aras. Sen en azından geldin, makarna yedin. Ben onu bile yemedim. Saçlarımı hiç dokundurmadan güzel bir duş aldım ve yüzüme pirinç kremini sürdüm. Son umuttur diyorum ki. Yani faydasını ilk günlerde gördüğüm gibi geldi bana ama sonrasında devam edemedim. Çünkü nem başladı, rutubet başladı. Havalar çok sıcak ve siz söyleyin adını. Yani yaptığım makyaj, altına sürdüğüm kremle böyle rezil oluyor. O yüzden heba oluyor. Onun dolayı. Aa, bizim evde de zero kolamız varmış. Zero kola çıkarırdım. Bayağıdır o Yusuf'un aldığı pirinç kremini sürmekten vazgeçmiştim aslında. Ondan sonra son umut bu akşam sürdüğüm. Gündüzleri kullanmıyordum, akşamları kullanıyordum. Dün gece kullanmadım, ondan önceki gece ya kullandım ya kullanmadım, hatırlamıyorum. Karpuzu nereye koydun aşkısı? Ana, Aras, karpuz bizim bir şeyde kaldı ya. Nerede? Motorun arkasında, babanı arayalım da. Neyin arkasında? Motorun arkasında, bagajda. Karpuz keseceğim diyorum. Ben de Aras alışveriş poşetlerini indirdi. Dedim ki herhalde şey yapmıştır. Dolaba koymuştur. Nerede? Şimdi pizzayı, evet bence tamamdır. Bunu bir kapatalım. Yusuf gelmek üzeredir. Aras sen gidip bagajı açamazsın değil mi? O anahtarla açılacak. Neyse. Pizzanın size son halini göstereyim. Sonra onu plaja hazırladığım çantayı size göstereyim. Atıştırmalıkları sabah göstereceğim. Çünkü daha henüz hiçbir şey hazırlamadım. Ama alışverişimi bugünden yaptım zaten. Bundan önceki vlogda izlemiş olmalısınız. Karpuzuma tabak hazırladım ama ortada karpuz yok. Neyse. Hele bir karpuz sorununu bir çözelim. Bagajdan bir getirelim şu karpuzu. Oy oy, benim güzelim güzelim. Gel bakalım. Ya bu seferki yanmadan kurtardık. Oh şahane şahane. Mayalı hamur yaptım altına. Sadece maya. Instant maya. Un, su, tuz. Yoğurdum bekletmeden hemen açtım yağlı ellerimle, altına da yağ serdim. Üzerine sucuk, salam, mantar, kaşar ama kaşarı en sonda koydum. Birazcık pişirdim üzerindeki sucukları. Sosu içinde, yani alt sosu için salça, birazcık sıvı yağ, kekik, kimyon, tuz, birazcık su. Karıştırdım, hamuruna sürdüm. Üzerine malzemelerini dizdim. Fırında birazcık pişirdim. En son kapatmaya bir 8 dakika falan kala kaşarlarını üzerine gezdirdim. Pizzanın tarifini veriyorum bu arada. Üzerine işte aslında içine baharat olarak kimyon kullandığım için kayınvalideme ikramda bulunamayacağım. Çünkü kesinlikle bu tarz baharatları kullanmıyor, yemiyor. Yoksa ki çok isterdim. Ya zaten pizzayı hayatında hiç yediğini hatırlamıyorum kayınvalide. Aras'cığım! Ya Aras'cığım, gerçekten Aras ya. Bu salatayı bugün bitirsek çok güzel olacak. Suyunu birazcık dışarıya salmış yoğurdunun. Yusuf geldi, gelecek. Onu bekliyorum, dükkanı kapatıyorum dedi. Karpuzumuzu getirecek. Pizzanın son halini size gösterdim. Ha, onun dışında şu şeyleri de göstereyim size. Kamerayı açmışken. Aslında bu iki şort Yusuf'un şortu ama Aras da artık maşallah boylandığı ve büyüdüğü için onun sahil şortunu geçen hafta gelen amcamın kızının oğullarına hediye ettim. O yüzden Aras'a babasının şortlarından birini çıkardım. Geçen hafta zaten bununla yüzmüştüm. Bunu Yusuf'a çıkardım, bunu Aras'a çıkardım.
deniz şortları arası yedek bir alt aldım. İki tane üst aldım yedek. Ya belli olmaz. Çünkü bunların üzerine zaten bir kat daha giydireceğim. Hani tişört olsun, şort olsun. Bikinim benim. Ondan sonra deniz havlularımız. Aras'ın havlusu, Yusuf'un havlusu, benim havlum ve altımıza sereceğimiz bu altın naylonu su tutmayan altımız var. Nasıl anlatayım ki şey ya. Plaj halısı gibi bir şey. Bunu Almanya'dan görümcem getirmişti. Yarın daha ayrıntılı böyle çekerim açılmış haline. Bayağı geniş. İki kişiyi rahatlıkla alıyor. Ondan sonra şu kumaş dikilmiş sevgili bebeğim, kuzenciğim Emine'nin bana hediye olarak gönderdiği diktiği elleriyle bez çantaların içerisine koydum. Burada plaj havlularımız ve altlığımız var. Bir de ne koydum? 30 faktörlük güneş kremim var. Çok az kaldı. Bunu artık yarın bitirmeyi umut ediyorum. Ve tabii güneşi bulursak. Güneş yarın nasıl olacak? Baktım hava durumuna da galiba öğleden sonra yağmur parçalı bulutlu gösteriyor. Neyse her ihtimale karşı aldım krem ve yağ. Onun dışında şu ufak tefek yedekleri şu çantaya alacağım. Yemek için böyle işte hamburgermiş, sandviçmiş, onlar için altı böyle ne diyeyim ona size, anlayın siz. Soğuk sıcağı geçirmeyen termal çanta var. Ona koyacağım yiyeceklerimizi, içeceklerimizi. Sabahleyin zaten sandviçleri yaparken ya da hazırlığı yaparken size gösteririm. Şimdilik sizi öpüyorum. Pizzanın son halini gösterdim. Sofra hazır. Yusuf'u bekliyoruz. Öptüm sizi. Siz birkaç saniye sonra, ben de yarın sabah sizinle artık görüşürüz. Günaydın. Saat 8'e 5 var. Şimdi şu altı termalli olan çantanın altına işte salanmış, kaşarmış, soğuk içecekler, onların hepsini doldurdum. Şu üstte de ekmek falan böyle bardak, tabak. Aras'cığım. Aras'ın keyfi çok yerinde ama hava birazcık kapalı, arkadan geliyor gibi. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bulutlu yani. Kaçamadık bu gerçekten. Yumurta haşladım. Yumurtayı da hani isteyen kahvaltı gibi yapar, isteyen de sandviçin arasına koyar diye. Çok fazla bir şey almadım. Öyle sadece kahvaltılık. Domates salatalığı şimdi geçerken kapı yolun üstüne restoranttan alacağım. Çünkü dün almayı unutmuşum. Sandviç için domatessiz olmaz. 3 tane de haşlanmış yumurta. Bak anahtarı da burada unutmuşum. Çıkıyoruz yani. Kalktık saat 7.30'da. Aras tabii 7'de uyandı heyecandan. Faselis'e gidiyoruz. Motorla gideceğiz bu arada. Geceden Yusuf motoru şarj etti. Ya bilmiyorum, tamamen şey program Yusuf'a ait. Yani şey yola gitmeye gelme. Bismillahirrahmanirrahim. Havlularımızı falan da Aras'ın sırtındaki çantada. Anneciğim bu paspası elde mi? Hadi in bakalım, gidiyoruz. Babasının şarjına bir bakayım. 8'e 1 var. Çekelim şunu. Haydi bakalım. Yusuf'un çamaşır makinesine şeyi attım. Havlularını attım. Dükkanın makineden havlular getirmişti dün. Bunları attım. Yıkanıyor. Gelince asarım. Bilmiyorum bugün tüm gün mü kullanırım yoksa yarım gün mü? Tamamen o da yine müşterinin yoğunluğuna bağlı. Bakacağız bakalım. Haydi bismillah. Gece motoru şarja takmıştım da. Çiğ mi yağmış, yağmur mu yağmış anlamadım. Üstü ıslak. Şunu geri kapatalım. Ara sonra kediciklerle. Sabah sabah şu şeyi çıkardım artık mecbur. Altımız ıslanmasın diye. Şimdi dün küpeliği getirirken eve şeyler dökülmüş. Neyse motoru ben çıkarayım Yusuf inene kadar. Bak nasıl oynanıyorlar bak kedi. Çok seviyor kedilerim var ya, bak. Kaçtı. Akvivleyle oynuyorlar şimdi abi. Ay şuradalar. Ha, orada yaşıyorlar biliyorum anne. Nasıl gözü geçmiş bak o şeyin. Evet iyileşti. Şu var ya, şu çok yaramaz bu. Öyle mi? Evet şu siyahlı çok yaramaz. Hadi gel, çok ses yaptı da herkes uyuyor.
Anne. Annem diyor ki, Aras diyor ki, buranın kahramanı sensin anne diyor. Ay restorancığım, bugün seni ben açmayacağım. Özle beni. Bugün ben gidiyorum. Aras mısır istedi diye mısır almaya geldim. Bir de domates salatalık alacağım mutfaktan. Hoppala. Şimdi bugün galiba annem açacaktı. Evet. Anahtarı bırakmamış. Yedek anahtarım. O anahtarını kaybetti. Ben kendi anahtarımı ona bıraktım. O da anahtarı almış, yanında gitmiş. Neyse, yapacak bir şey yok. Domatessiz ve salatalıksız bir kahvaltı yaparız biz de. Anahtarı bırakmamışlar. Domates yok. Marketten bir yerden alabilir miyiz giderken? Ha, olur mu domatessiz? Hadi o zaman. Biz şimdi buradan bu yöle yol boyunca çıkıyoruz. Pasayese dönüyoruz. Al Aras kızı. Şunu atalım aşkım çantaya. Buradaki restoranlar da daha kapalı. Teleferik kapalı. Deniz kapalı. Demek ki 8.30-9 gibi açıyorlar. Şimdi bizim restoranın yolundan gidiyoruz böyle. Ana caddeye çıkacağız. Sekirova yolu. Burada piknik yapılır mı annem? Bir dünya piknik yapılacak güzel yerler varken. Adam sabah gelmiş. Spor yapıyor, ne güzel. Şimdi Pasaris buradan uzak değil. Motorla herhalde 10 dakikada varırız, daha erken bile olabilir. Sen yarım saat demiştin. Hayır annem. Pasaris için mi? Evet, yarım saat dedim. Bilmiyorum ki. Yarım saat sürmez. Bak bu yayan yürüyen turistlerin hepsi Pasaris'e yürüyerek gidiyor şu anda. Onlar yürüyerek kaç dakika anne oraya? Onlar yarım saat anca yürür aşkım oraya. Motorda 10 dakika. 15 dakika, 10 dakika. Bilmiyorum, işte motorla gitmedim Aras. Ben Tekirova'ya gittim sadece. Ferdi teyzene daha önce. Şimdi şu anda yoldan şöyle devam edeceğiz. Ben gittim mi Tekirova'ya? Sen Tekirova'ya gittin tabii aşkım. Motorla mı? Hayır, motorla götürmedim seni. Yoksa şurası mı Pasaris aşkım? Değil mi? Annem o kadar da olmaz yani. Anne 15 dakika falan geçmedi daha. Burası bulutlar, yok. Bulutlar, üzmeyin bugün bizi. Bırakın da bir dinlenelim, güneşlenelim ya. Evet. Sanki önden siyah. Orada bu arada market falan yok diye biliyorum. Ufak bir büfe gibi bir şey varmış ama fiyatlar feci pahalı ve tuvaletleri çok pis diye okudum, izledim. Ondan dolayı yani artık ne yapacağız bilmiyorum. Bolca anne, içecek de içmeden dikkat etmemiz lazım anneciğim. Sanki şu bulutlar var ya, şu önden siyah siyah gelecek gibi geliyor. Evet anne. Baksana simsiyah olmuş. Olsun anne, hava çok soğuk olmadığı sürece. Nasıl yani? Ana yoldan git hayatım. Ana yol çok temiz gidiyor. Sorunsuz. Yani buradan güzel, buradan kapatılıyor. Ben daha önce Tekirova'ya gittim. Tertemiz gittim geldim. Bak sana anne. Sabah sabah kaç korna ötüyorlar burada. Kaç tane trafik var. Bu yollar yeni yapıldı bu sene. Ha anne, bir tane de video. Yeni tünel. Geçiyorlar ya, şok oldum. Anne, burada kontrol yok mu? Arkaya. Tünelden çıktık, iyi ki de çıktık. Çok hızlı gidiyorlar ya. Şimdi Pasaris antik kent, tünelden çıkar. Aras bir saniye oğlum, bir şey anlatıyorum ya. Şimdi hemen buradan böyle sola dönüş yapacağız. Gelen yok, devam et, geçebilirsin. Gelen yok mu, dönüyor mu? Yok baba, bekle. Tahtalı. Teleferik. Sabah trafiği çok yoğun. Turlar, şeyler. Aşkım hiç geçsene canım. Sabah sabah Yusuf da ayılamadı tabii. Giderken bu yoldan gideceğiz, tüneli hiç girmeden. Seçsin. Şöyle bir orman yolu var. Sen de. Ben de. Aç kapıyı da şimdi. Hı. Aa, oraya başlayacağım.
hava bozdu, güneş falan yok, bulutlar yetişti bize. Uzak değil motorla, 15 dakikaya geldik. Tünel sadece çok korkuttu, tünelde çok yavaş geldik çünkü çok hızlı geçiyorlardı tünelden arabalar. Aslında hızı 70 olmasına rağmen orada herhalde 100-120'ne geçiyorlardı. Onun dışında çok rahat geldik. Zaten hemen Fasalis'in şimdi orman yoluna girdik. 2 dakika sonra yolun sonunda zaten orada hemen giriş ücretini ödeyeceğiz. Bilmiyorum motorla sokarlar mı? Genelde arabalarla falan girdiğiniz zaman araba başı fiyat alıyorlar. Yürüyerek otobüsle inip gitmek istediğiniz zaman kişi başı fiyat alıyorlar. İnternette araştırdık. Geçen seneki giriş fiyatı kişi başı 90 liraymış. Bu yıl artık tahminimce biraz daha yükselmiştir. Ay güneş vallahi biraz gözükse de böyle bir içimiz ısınsa, çünkü üstümüze de bir şey almadan incecik çıktık. Sabah soğuğu ister istemez. Efendim anneciğim. Orman ürkütücü falan değil anneciğim. Doğal bak, millet buraları işte ne kadar yerlerden geliyor buraları görmek için. Sizin için de çekiyorum. Ama gideceğimiz koy o kadar güzel ki Aras, kumlu mumluymuş, baban öyle söylüyor. Evet, videosunu da izledim. Çok güzel. Gezilecek antik müzeler, şey müze derken antik yerler var. Ama oraları ben birazcık dolaşırım. Çok her yere dolaşamam. Çok geniş bir alana sahip. Güneş sakın bizi terk etme. Evet aş. İlerideki kız ya çöp topluyor aşkım ya kedilere mama veriyor. Şöyle bir girişi var. Çok güzel bence arkadaşlar, değil mi? Evet, açılışı kaçta bilmiyorum. Bir kişi ücreti bilet 180 TL'ymiş. Açılış 8'deymiş. Kapanış 7-15. Bakalım motorla ne kadar giriş. Ekmeklere bunlara veriyormuş. Anne şuna bak, şuna çok tatlı da, şunu ilk defa görüyoruz. Çok güzel. Aa anne. Ellebilir mi? Hayır, elleme saldırır, izin vermez zaten. Anne çok güzel. Evet, tavus kuşu bu Aras. Geliyorum. Müze kartı alacağız kızlar. Kişi başı 180 liraymış. Müze kartıyla ücretsiz. Müze kartı kişi başı 60 liradanmış. O yüzden 3 tane. Bir yıl boyunca müze gibi yerlere ücretsiz o kartla girilebiliyor. Şimdi bilginiz olsun diye müze kartı verdiler. Şöyle bir yıllık her yerde böyle müze. Türkiye genelinde bütün müzeleri ücretsiz girebiliyorsunuz. Bir kere ödüyorsunuz 60 TL. Çocuklar 18'e kadar bütün müzeler ve bu tarz antik girişler hep ücretsizmiş arkadaşlar, Türkiye'de. Baksanıza şuna. Bilginiz olsun. Şu var mı burada? Bu mu? Bu kafa yoktur burada da anneciğim. Bir şey anlatacağım da anneciğim, izleyenler için. Böyle böyle duruyorsun. Ben unutmuşum Aras'la gezmenin zorluklarını. Hep konuşur ve hep soru sorar. Neyse, motorla girebildik. Arabayla da girebiliyorsunuz. Anne, sorunsuz. Zaten böyle asfalt yol var gidene kadar. Kimlikleri bu şekilde size veriyorlar. Bir yıl boyunca ücretsiz, dediğim gibi her yere giriyorsunuz. Yabancılara 1700 TL. Yani pasaportlu, Türk vatandaşı olmayan herkese bu tarz yerlere müze kartı 1700 TL. Normal giriş, sadece müze kartsız giriş yapmak isterseniz 180 TL talep ediyorlar. 18 yaşına kadar çocuklar ücretsiz ama. İyi oldu müze kartını adamın bize hata. Yusuf'un hatırlattı. Değil mi? Sen kartı hatırlattın da öyle teklif etti. 60 liradan buradan alabilirsiniz diye. İyi oldu. Yani 120 liraya girişi yapmış olduk. Bir de güneş bizi mutsuz etmezse de birazcık güneşte güneşlenebilirsek. Buraların girişi böyle genelde orman, çamlık. Çok geniş bir araziye sahip. Bu... Hayır aşkım, üşümüyorum. Antik dolaşılacak yerleri herhalde şey vardır ha. Burada taşları ellemek bile yasak mı? Nasıl? Çünkü anneciğim şey kabul ediliyor ya. Mezarlık. Tarihi eser gibiydi biz aynı zamanda, değil mi Yusuf? Devlet koruma altında buralar. Aras burada hiçbir şey kolay kolay yapamazsın. Buralar zaten piknik yapmak falan yasak yani. Ateş falan yakmak yasak. Daha bir sürü yapılar vardır bakacağımız da. Yok değil mi bunları? Mezar mı? Yıkılmış ama. Şato mu varmış? Evet. Görmüyor musun? Evet görüyorum. Bunlar kalıntılar, evleri, şatoların kalıntıları. Daha neler göreceğiz ileride? Daha şey var mesela. Anne, opera yerleri, opera derken böyle gösteri yerleri varmış. Göstereceğim hepsini. Anne göreceğiz gidersen. Mi? Buralar el vurulmamış. Yıllardan beri daha gizlenmiş, toprağın altında kalmış.
Evet. Ya insanlar daha önce burada yaşamış yani. Burası Akdeniz'in geçiş noktasıymış. Akdeniz'in geçiş noktası. Anne şu ev değil mi? Eskiden evdi. Evet bu. Anneciğim. Bütün burası şeymiş. Alışveriş şey, gemileri dünyanın her tarafından buradan giriliyormuş Türkiye'ye. Yani Türkiye dedim ya Akdeniz bölgesi. İç Anadolu'ya buradan alışverişe giriliyor. Ne tarih, ya, ne tarih şeyler vardı işte. Osmanlı Devleti'nde. Buraya gelmek için izin alıyorlarmış kağıtlardan. Çünkü burası da başkaları gençliğe aitmiş. Tabii. Romalılara aitmiş. Romalılardan mı izin alıyormuşlar? Geçiş noktası var. Şu an çalışma var burada. Böyle küçük küçük bilgilendirmeler var. Bu alan nedir? Kazı yapıyorlar Aras. Kazı yapıyorlar. Şimdi burada önemli bir şey bulacaklar. Ya da bulmuşlardır onu. Şimdi çeviriyorlar. Altın ya da bir şey. Çalışma var. Tapınakmış burası. Daha önce tapınak... Ha, evet bak şurada şeyler var. Çok ilginç. Evet anneciğim. Yusuf'cum şeyi kaybetme canım. Evet. Evet çıkarıyorlar şu an. Şurada gördün mü? Şurada bu çok büyük. Ya bize baksan mesela bilgim olmasa derim ki ulan ormanlık bir alan. Daha taşlar işte. Anladın mı? Ama bilmek lazım. Burası kemerden daha büyük bir alan komple. Anne taş. Ülkeymiş burası işte. Bakın tepeler, arkalar ya yani, her taraf yani. Bir yer değil. Antik kent dedikleri o işte. Kemerden büyük bir yer var. Ben bahsediyorum. O Alacası var ya. Hı hı. Dahil yani. Bir günde Alacası'ya gideriz. Aa plajını bulduk işte koyuna geldik. Anne burada flamingo var mı? Flamingo ne gezsin anne burada? Flamingo nerede yaşar? Tropikal sıcak yerlerde. Ama sazlık gibi. Bunlar deniz. Denizde yaşamaz ki. Anne keşke ben flamingoyu götüreceğim seni flamingoyu da götüreceğim aşkım. Ama az önceki kuş çok güneşin doğusu. Bak güneş doğuyor. Güzelmiş oraya. Ha? Çok güzel. Şuraya arabayı park edip buraya inebiliriz istersen. Tek sahil bölgesi burası mı yoksa da başka var mı? Önce bir gezelim. Anne, gezelim burası... Tamam. Anne burası ne teki yani burası? Şu kale kapısı gibi bir şey var oradan geçiş yapacağız. Yine şöyle bir çek. Çok güzel ya değil mi? Evet aşkım. Denize giriyorlar. Güneşin doğusu. Vereyim canım. Yanar taş falan ücretsiz mi mesela bununla? Bu kartla. Ama yanar taşı zaten ücretsiz biliyorduk değil mi? Orası şey gibi kabul edilmiyor. Anahtar nerede? Bizimki. Şimdi şöyle geniş açı çekersem daha iyi anlayacaksınız. Şu tarafta bir yerde kule kapısı gibi bir şey vardı. Oradan geçtik. Market vardı. Dondurma, kafe. Ama çekemedim. Efendim anneciğim. Efendim canım. Evet. Gözlük mü? Hayır. Nasıl? Baban dalış yapacakmış. Paleti niye almadınız diyor. Araç'ım şu örtüyü tutar mısın canım? Güzel mi? Çok güzel teşekkür ederim aşkım. Şu örtüyü babana götür bir tane. Baban yeri açsın ben hemen baban geliyorum. Baban dalış mı yapacak? Şimdi burada böyle otopark yeri var. Herkes böyle arabalarını koyuyor. Şöyle dolandık geldik. Oralarını ben çekemedim motor kullanıyordum. Yusuf kendi kanalına çekti. Onu da linkini bırakırım aşağıya. Benim çekmediğim bazı şeyleri onları izlersiniz. Burada bir dünya koylar ve sahiller varmış. Bir tek o girdiğimiz sahilden ibaret değil ve güzellik şahane manzaranın güzelliği. Ben şey için endişe ediyordum. Yani ağaçlık yoktur ne bileyim hani gölge yoktur diye ama güneşlenmek isterseniz buralar kumlu plaj. Oraya eğer şey yapmak isterseniz de böyle gölgenin altına ağaçların altına uzanabiliyoruz. Arasım gel babanın olduğu hizaya anneciğim. Ben çok büyük bir örtü getirmedim. Piknik gibi düşünmedim. Sadece evet, böyle sahilde. Sahile gidelim. Sahile gidelim mi aşkım? Ha? Anneciğim de örtünün hepsini şey yaptın ya canım. Bak bunun kenarları, yenileri topladı. Bırak sen şimdi bu örtüyü canım. Karpuzu al da gel anneciğim. Karpuzu al da gel aşkım. Aşkım sen bir yer seç. Çocuk da ona göre karar versin. Plajın kenarına git. Ha, denizin kenarına gidelim. Ne yapacağız ki burada? Hem denize girmeye geldik hem de kahvaltımızı yapalım. Oy benim karpuzcu başı oğlum. VC'ler varmış ama bilmiyorum. Çok güzel manzarası var. Komple şöyle bir koy. Evet bir tane. Cumartesi olmasına rağmen sakin. Normalde bazı günler çok yoğun oluyormuş. Evet anneciğim çok güzel gözüküyor. Kumlu böyle sahili. Hiç çakıl falan yok. Güney liman. Kuzey liman aşağıda kaldı. Geçtik biz orayı. Antik yapıları falan bayağı bir gidip
ilerlemek lazım. Buralar sen sahil bölgesi. Taktım aşkım. Şurada hemen bir yerde ineriz şimdi zaten. Babası da video çektiği için daldı gitti. Ara Yusuf. Şu aşağısı iyi canım. Daha fazla ilerlemeyelim. Ah. Yoruldu Aras çünkü. Kalbi. Ay kalbi. Yürüyemiyorum. Oy oy yürüyemiyormuş artık. Ya baba nereye gidiyorsun senin gideceğin yere? Şuraya inek ya. Allah'ım yarabbim. Ne yapacağım bu iki erkek arasında mı? Oh şahane. Maksat denize girmek değil mi arkadaşlar? Yeterin. Baban gidiyor da gidiyor. Ara sen gel çömel buraya. O da gelir yanımıza. Tam koyun ortasındayız. Anneciğim o karpuz öyle atılır mı oğlum? Anneciğim içini hep patlattın ya canım. Allah akıl fikir versin. Anne kum çok kum. Kızlar kahvaltıya yumurta haşlamıştım bu şekilde. İçini istemiyor. Sadece içini yiyorsun değil mi anneciğim? Biraz kendi sandviç yapıyor. Kaşar salam da koy. Biber doğradım. Tuz getirdim yumurta için. Yusuf karpuzu dilimliyor. İçeceklerimiz ama bir şeye karar verin ki birini geri koyayım. Çünkü şu soğukta. Bakın şimdi soğukta. İki tane kaşar. Bir tane yumurtanın içi. Tam bir şeylik. Oh salam. Tamam. Domates salatalık yok ama olsun. Çerez de aldım birazcık. Keyif yapacağız. Afiyet olsun bize. Şundan mı içersin aşkısı? Koy sana dökeyim. Kuru kuru yeme. Manzaramız da şahane. Kahvaltılar yapıldı. Kum uçtu meyve suyun üstüne. Örtü kalktı. Ya ben şunu anladım ki bizim mesela girdiğimiz bütün sahillerdeki çakıl taşları ya kumdansa taş daha iyiymiş. Ya çünkü uçuyor, yemeğine yapışıyor, ayaklarına yapışıyor. Çok rahatsız bir his. Bilmiyorum ya da biz öyle alıştığımız için mi? Şimdi hemen şunları bir durulayacağım. Sofrayı topladım. Ben denize girdim çıktım. Benim beyler daha girmedi ama su soğuk. Ne aşkım? Bak daha da buldum. Anne. Efendim anneciğim. Gel bir. Ne geleyim anneciğim? Yok lan şey yok. Duruluyorum anneciğim. Tatlı kalacağım ha. Şatalı alır mısın benim için? Teşekkür ederim. Bir tane daha buldum. Tamam koy onu da koy tabağın içine koy. Karpuz vardı tabağın üstünde. Örtü yukarı kum. Yani rüzgar böyle örtüyü attı. Örtünün üstüne iki karpuzun üstüne geldi o yüzden döktüm karpuzu. Ama tüm karpuzun ağzını kapattım. Allah'tan onu kurtardık. Tabak kaşığı topladım. Her şeyi yıkadım. Karnımız doydu nasıl olsa. Gidebilirsin. Bir de bu suyun şöyle bir avantajı var. Derine kadar gidiyorsunuz yine. Şuralarınızda falan kalıyor. Bacaklarınızda falan kalıyor suyun şey derini. Ama kum kurudukça vücutta çok his böyle rahatsız bir his bırakıyor. Ama genel olarak çok güzel bir yer. Beğendim. Daha antik tarafı gezmeye gitmedik ama. Neden korkuyorsun? Korkacak bir şey yok. Böyle yapışıyor işte insan üstüne. Hayır ben tekrar girmeyeceğim. Ben bir kere girdim tamam. Gel ben seni yarıya kadar sokayım. Çok derinleşmiyor su gittikçe. Anne orada taş mı var kum mu var? Hadi gel. Taş mı var kum mu var? Burada hem taş var hem kum var aşkım. Taşlar var hep. Evet aşkım. Hani şey paslanmış mı? Paslanmış taşlar mı siyah siyah hepsi? Hani şey... Yosun tutmuş. Yosun tutmuş. Gemiyle keşke bir gün tekne. Tekne turuna da bir gün çıkarız. Bugün çıkacağız mı? Bir gün. Bugün işe gideceğiz. Ellerime yapıştı. Ne ellerine yapıştı? Kum. Yusuf güneşleniyor. Şimdi girme taraftar değil. Aras da cesaret edip giremedi. Ben üşüdüm ama. İlk girdiğin zaman üşüyorsun. Çok fazla kalmadım. Vücudumu soktum geri çıkardım. Bir rahatlayayım diye. Evet piknikçiler geliyor. Akın akın bu taraflar dolar şimdi. Bugün cumartesi ya bir de biz saatinde erken geldik. Çok iyi oldu yani. 8'de açılıyormuş. Biz saat 8.30'da buradaydık. İyi oldu ama ya. Günü erken başlayıp yaşamak. Çok değişik. Sanki içinden bir şey çıkacak. Çok iyi. Faselise'de gitmedik demeyiz. Nerede çalışma kapalı? Mı var acaba? Kazı mı var? Alanın içinde kapalı olabilir. Evet. Öbür taraftan sahilden giriş var mı? Yoksa nereden gireceğiz tam olarak? Abi şu
sol taraftan bak, ben oradan bir denk geçiriyorum. Tamam. Kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyormuş. Şurası kapalı, oradaki giriş. Şimdi aşağıya indik. Yani antik kentin merkezine indik. Anneciğim bir şey, Allah'ım yarabbim. O adam nasıl öyle kazı yapıyor buralarda anlamadım. Şimdi buradan artık yürüyerek biraz sizinle. Evet arkadaşlar, biz ben çantamı da bıraksam. Antik kentte gördüğünüz gibi kuleler. Eskiden burada şey varmış, saray varmış değil mi anne? Şu çantamı bunun altına koy bir tanem sana zahmet. Önemli bir şeyiniz yok değil mi? Burada da tabii ki plaj var, koy var. Street'e geldik. Ana caddesiymiş aslında buranın. Asıl ana caddesi burasıymış. Şurası askeri alan. Şurası çünkü kuleler var. Daha önce korunmalar falan orada sağlanıyormuş, geçişler. Tabii ayrıntılı Yusuf tarihe daha hakim olduğu için daha ayrıntılı kendi videosunda anlattı. Ben size sadece ana caddesini göstermek istiyorum. Burasıymış işte. Bak ana cadde diyor. Tamam işte şurası ana cadde. Yusuf da benim tarihimle dalga geçiyor. Efendim. Denize götürdüm ben ellerimi yıkama. Bir yere kimse kimseye götürmedi anneciğim. Yıka da gel. Tatlı yedik Aras'la geze geze. Ve ellerimiz şerbetlendi. Ya. Şu taraflara zaten bazı yerler kapalı. Giriş yasak. Çalışma var diyor. Mesela şuralar falan. Bariyerler koymuşlar. Şu ayağımdaki kumların rahatsızlığı beni inanılmaz rahatsız ediyor. Kum böyle ayaklarını rahatsız, yani zedeliyor. Ben de şöyle hanımefendi gibi bir poz verip oturacağım pasaliste. Ama beni çeken yok ki. Yusuf kendi telefonuyla. Aras da hep gırtlak derdinde zaten. Hiç. Tabii ki turistler var. Ruslar, Çinliler gördüm, Almanlar var. Roma hamamı. Vay hamam burasıymış. Neyse Yusuf dediğim gibi çok ilginizi çekerse Yusuf'un kanalından linki bırakacağım. Ayrıntılı ondan izlersiniz. O anlatarak ilerliyor çünkü. Oy tulumba tatlım benim. Rahatladın değil mi duş alınca? O kum hissi çok rahatsız etti bizi. Hala beni rahatsız ediyor. Evet benim de ayaklarımı. Benim de ayaklarımı aynı şekilde. Bak yıkamamıza rağmen. Aras'cığım resim çeker misin? Onlar kuruyunca dökülecek zaten. Benim resmimi çek canım. Tiyatroya geldik. Biz şimdi bu Fasalis'in geçmişini, tarihçesini okuduk kapıdaki girişte. Yoğunlukta Romalılar ve Bizansların dönemleri. En uzun, sakin ve nezih. Ferah içinde yaşadıkları yıl 300 yıl. O da az değil düşünsene. Bir hükümetin 3 yılı sakinlik içerisinde işte tiyatro gösterileri, alışverişler. İşte burası limanmış ve bütün o zamanki kurulu olan uygarlıklardan gemilerle ticaret yolu. Buralar liman sayılıyormuş. Düşünsene o gemilerle tatile gelen, tatil derken yani limanda duran kadınlar, erkekler de buradaki çarşıdan alışverişe, hamama geliyorlardır. Bunlar sadece burada yaşayanlar için düşünülmüş bir abla, yapı değil. Здравствуйте. Девочка. Сумка она забыла. Çantasını kadın unuttu gidiyor. Dedim ya o kız çocuğu o kadının beynini sulandırdı diye. Kadın çantayı unuttu gidiyor. O çocuk da maşallah bir kaprisli, çok güzel ama. Aşkım o çantayı getirsene, kadın getirip alacak. Bak şu siyahlı ablaya vereceksin. Пожалуйста. Kız çocuğu kafasını yedi kadının. Kadın gezmeye mi geldi? Hangileri? Anneki altı inelim. Bunlar aşkım belli ki normal kafada değiller. Классно. Aras'ın elinde saçımın üstünden niye? Bu da aşkı depreşti. Annesini bugün sarıl sarıl sarıl. Hayır hayır, yeterince yorulduk. Bak dinleniyoruz. Çok fazla gezdik. Fasalis turumuzun sonuna geldik. Çıktık. Dağ yolundan da çıktık. Fasalis'in yolundan şimdi ana yoldayız. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada güzel bir haberim var ama neyse söylemeyeyim. Belli olmaz daha. Motor bu çünkü. Motorun vitesi 3'e Yusuf yaptı. Yani arızasını anladı, biraz uğraştı. Kırıldı mı? Anladım. Düştü mü?
Ha, dur yapayım ama şeyi kırılmış, evet. Şu güzelliği çekmek istedim. Anneciğim dur yapacağım, baban kırmış galiba. Bakalım rengi, renk tadına bakabilirsin bu arada. Frambuazlıyım. Bir bakayım ben de seninkine. Anne ama seninki biz karışık. Benimki hiç öyle değil. Niye? Ben haksızım. Bende de iki tane var aşkım. Hayır. Sana öyle geliyor. Sen üç tane renk var. Ben de sadece... Anneme uğradık. Restoranta çay içtik. Ben de sadece iki tane renk var. Oradan da Çamlıova'dayız şu anda. O pembe. İki tane de şey var. Beyaz. Onur pastanesi açılmıştı burada. Yanık dondurma vardı. Dedik birer tane şöyle içimiz serinlesin. Aras dondurma istemişti. Allah'ım yarabbim. Haksızlık niye olsun anneciğim? Ben de iki top yaptırdım. Yok, iki top. Bırak plaja gidiyoruz. Bir bakalım şöyle dolaşalım, sonra eve gideceğiz artık. Arasın okulu. Ritmeden hızlı yiyin arkadaşlar. Oy, eve geldik. Çok güzel bir gündü. Şimdi... Yusuf duşunu aldı, dükkana gidecek. Hava kapandı, bozdu, bulutlar geldi. Dondurmamızı yedik, Çamlıova'daki sahilde şöyle bir turladık. Yavaş yavaş geldik. Şimdi sabahleyin Yusuf'un havlularını atmıştım da makineye. Onları sıkmış. Şimdi bunları geri çantasına koyuyorum, katlıyorum, götürecek. Orada çamaşır askılığına asacak. Benim yıkanacak çamaşırım yok. Şu havlular, tişörtler. Ondan sonra plaj çantalarını boşaltacağım. Havlularımı sadece yıkarım. Ondan sonra dinlenmece yapacağım. Ne yapacağım? Yıkamış mı da? Evet canım. Şey, onlar yıkandı kurudu bile. Spor kıyafetleri mi diyorsun? Evet. Ondan sonra... Oyun sahile gitti mi? Ne kadar kilo aldığını gördüm. Sahildeyken insan tabii banyo ya da bikini giydiği zaman kilo aldığını fark ediyor. Aras kuzu, baban doldurdu suyu, lütfen git duşunu al. Ben almayacağım. Duşunu almadan olmaz anneciğim. Ben girmedim. Girdin denize. Tamam anne, ben uyumadan önce aldım. Allah'ım, hayır şimdi al, baban hazırladı. Her yerin tuz anneciğim, bak kaşınırsın gece. Şimdi Yusuf'u ben yolcu edeyim bebişler. Ondan sonra çantaları yerleştireyim, kendim bir hemen duş alayım, hazırlanayım. Üstümü başımı değiştireyim, rahat bir şeyler giyeyim. Evde de ufak tefek işlerimizi yaparız. Mutfak dolaplarını, bugün kapakları mutlaka sileceğim ama. Yani geç de olsa, erken de olsa. Yatak odamın aynalarını sileceğim. Dün çünkü cam bezi cam şeyi aldım ya, cam spreyi. Cam ayna temizleyicisi. Ya, bayram temizliği yapacağım yine. Bayram temizliği derken aşkım, yani öyle ayrıntılı girmeyeceğim ama mutfak dolaplarını falan sileyim. Kendimi yormadan, anladın mı? Yorma, dinlen diyorum. Heh, öyle yapacağım ben hocam. Yemeğe de size pilavla şinitsel yapsam olur mu? Olur. Ya da çorba da yapabilirim yanına. Yani sadece çorba içeceğim bundan sonra akşamdan. Ben de çorba istiyorum gerçekten. Kaç gündür böyle. Çorba yaparsan yerim yoksa. Sandviç, mandviç, kuru atıştırıyoruz, makarna, pizza. Çantan hazır canım. Teşekkür ederiz bu güzel gün için sana. Hayırlı işler diliyorum. Şimdi kola, mola, çerez, melez çoğu bir şey kaldı. Bitiremedik bile. Onları dolaba hemen yerleştireyim. Karpuzu koydum dolaba. Çantaların kumlarını bir silkeleyeyim. Aşırı kumluydu. Çok güzel bir yerde gittiğimiz yer. Çok beğendim. Hele tarihiyle, Allah'ım, o eski insanların oradaki, tam milattan bile önce. Değil mi? Doğru mu? İ ne oluyor bilmiyorum da, İ orta çağ değil, İ ilk çağ mı? Bilmiyorum. İ Ö'den önce diye yazıyordu. Onun açılımını tam bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Çok iyi geldi. Bugünkü bu tur, bu gezi bana çok iyi geldi. Yusuf zaten o konuda tarihi bilgisi çok fazla olduğu için rehber gibi gezdirdi, anlattı. Tabii Aras birazcık hay huy huy cuy cuy, hadi gidelim, ben sıkıldım, ben şunu istiyorum falan filan. Neyse olsun, zaten bugün Aras'a özeldi. Ondan dolayı daha çok onun istediklerini yaptı. Dondurmayı sahilde dolaştık. Şimdi o da yorgun düştü, uzandı. Esniyordu zaten. O dinlensin. Yusuf işe gidiyor. Ben bugün tüm gün evdeyim. Restoranta uğradım. Annemden böyle bir yokladım. Dedim acaba hani müşteri olur mu? Geleyim mi gideyim mi? Kardeşim gece zaten izinliymiş, uyumuş. Bugün müşteri olursa ona yardım edecek. Ben de şöyle bir toparlayayım. Sahilden sonraki bu havluymuş, plaj çantasıymış falan filan.
Kirleri hemen makineye yerleştireceğim. Evdeyiz yani sizinle bugün. Resiman'ın getirdiği bu yoğurt kurutmalığı mı diyorlar. Böyle yuvarlak, ekşi, tuzlu yoğurdu kurutuyorlar. Böyle yuvarlak yuvarlak. Şahane bir şey. Ondan attım bir tane ağzıma da. Acıktık. Ben yemeğe geçtim. Temizliğimi bitirdim. Duşumu aldım. Mis gibi. Bir tek nevresimlerim değişecek. Nevresimleri de artık takatim kalmadı. Dedim ki dur Nigoş. Ya akşama yaparım ya da yarın işten sonra yaparım. Bakacağım duruma göre. Çünkü gerçekten artık elim kalkmıyor yani. Allah'tan yemeği de aradan çıkardım. Evi sildim, süpürdüm, lavabolarımı yıkadım, aynalarımı sildim. Hepsini göstereceğim şimdi size. Terasa geldim, saçımı tarayayım. Sonra arası doyuracağım. Ben de atıştırırım birazcık. Yusuf çorba istedi. Çorba yaptım. Mercimek çorbası koydum, o kaynıyor. Bir de arası şinitzel değil, nugget var galiba evde. Nugget'ı kızartacağım. Yanına da pilav yaptım. Güzel olur, kötü olmaz. Bayat ekmeğimizi de çorbayla beraber bitiririz. Size yaptığım işleri göstereyim. Ondan sonra vlogu kapatacağım. Çünkü bugün gezme tozma derken bayağı bir şey çekmişiz. Sonra terasa çıkar birazcık dinlenirim. Evet. Selamünaleyküm güzel evim. Sen bir dakika sus, telif yemeyelim. Yatak odamı süpürdüm, sildim, tozlarını aldım, aynaları sildim, ondan sonra TV ünitemi sildim, şifon yerlerimi sildim. Bu şeyleri başımın ucundan kaldırmıyorum çünkü sabah uyanınca içiyorum, işte namaza kalkıp içiyorum, gece içiyorum, iyi oluyor şeyler başucumda. Bir tek yatak odada yetiştiremediğim işim ne var? Tabii ki nevresimlerim değişecek. Şu her yerin tozunu aldım. Her yeri bu cam temizleyicisiyle. Aras'cığım kısana bir tanem. Cam temizleyicisiyle sildim ve görüyor musunuz? Parlıyor. Dolap kapağımdan tutun da dolap mutfak dolabım kapaklarına kadar. Bakın. Ya her şeyi başardı Nigoş'unuz. Sanırım 1,5 saatimi aldım. Orada birazcık tereyağı hazırladım. Çünkü pilavın demişim. Mercimek çorbasının üzerine nane ile toz biber de çıkardım. Böyle üzerine yakacağım. Dökeceğim. Çorbanın terbiyesi. İyice böyle lapalaşsın. Ağır ağır altına kıstım. Ağzını kapattım. Pişsin. Mercimek çorbası ve burada da pilavım var. Aslında demlenen pilavı çok açmamam lazım. Kepçeyle şeyi karıştırdım. Bu arada tahta kaşıkla bunu karıştırıyordum. Kepçeyle çorbayı karıştırıyordum. İkisini de aynı şeyle iş görmüş oldum. Neyse. Ağır ağır. Pirincim de ağır ağır. Yani benim pilavıma lütfen yani. Pirinç pilavımı herkes çok beğenir. Birazcık fazla yaptım. Kayınvalideme de indireceğim. O da sever pirinç pilavını. İşte bulaşık makinamın yüzlerini, dolaplarımın kapaklarını, fayans aralarını hepsini ocam temizleyici ve fiber bezle güzelce sildim. Ondan dolayı yoruldum. Aslında size çekmedim çünkü bugün bayağı bir gezi videosu çektiğim için saat çok fazla tutmuş. Tek vlog paylaşmayı düşünüyorum bu vlogu ve uzun olacak. Bir de temizliği ekleseydim hepten daha işin içinden çıkılmazdı. Burada toz biberimi hazırladım. Nanemi hazırladım. Burada kabak çekirdeği atıştırıyorum. Birazcık acıkmıştım. Aras'ın yerlerini de sildim, süpürdüm. Banyomu sildim, süpürdüm. Klozeti yıkadım. Duşakabin yerimi güzelce yıkadım. Bu fasalisteki kumdan sonra her yer kum içerisindeydi. Allah'ım inanamazsınız, bir sürü oyaladı buranın kumu beni. Lavabomu yıkadım. Lavabom nedense artık böyle. Siyah lavabodan hiç memnun değilim. Hep söyledim zaten size. Banyo temizleyicisiyle yıkadım ama sanki böyle. Pardon, mutfak temizleyici spreyi almıştım ya, turuncu aksın. Onunla yıkadım ve sanki böyle bir bulanık şey bıraktı. Görüyorsunuz değil mi? Net bir şekilde temizlemedi. Zaten siyahtan memnun değilim. Bilginiz olsun, siyah lavabo mümkünse ne mutfakta ne banyoda tercih etmeyin. Hepsinin tozunu aldım, sildim. Aynamı sildim.
Dipçik gibi bugün temizlik yaptım konuşuyorsunuz. Gezmeden sonra, tamam mı? Koltuk altları silindi, süpürüldü, çekildi. Koltukları süpürdüm ama silmedim. Yalan yok yani silindesem şimdi. Aras Kuzu'nun çantasını kirliye attım. Defterlerini artık attım, yalan yok. Çünkü ilk 2 sene aynı defteri kullandı. Bu önümüzdeki 3. sınıfta seneye artık herhalde büyük boy deftere geçerler. Ondan dolayı onları attım. Burası tertemiz. Bir tek şu minderlerin yerlerde. Niye? Çünkü onu şuradan her akşam zaten çıkarıyoruz. Sabah geri takıyoruz. Onu oraya kaldırdım. Neyse, bana iki işi olmasın. Bugün Aras'a dedim ki Aras, sana bir ödül vereyim. Bir hediye vereyim. Ne şartla bu şeyi terk edersin. Salonu. Odan artık geçer yatarsın. Hiçbir şey dedi. Ben öyle deyince ben de tamam dedim. Pencerelerimi falan açtım havalansın diye. Evimde hiçbir işim kalmadı. Allah'a şükür. Siz sağ, ben selamet. Yoksa ben sağ, siz selamet mi? Her neyse, işte anladınız siz onu. Bahsettiğim bu ekşi yoğurt şeyi de, bu kurutması. Ağzıma atıyorum. Çok lezzetli. Hepsini yiyemezsiniz. Zaten tansiyonunuz yükselir diye düşünüyorum. Tuzlu çünkü bir şey. Girdolaba koyacağım. Sizleri çok öpüyorum. Çok seviyorum. Ben bu saatten sonra anca işte yemek faslı. Ondan sonra dinlenmece. Hava da bozuyor. Yarına da inşallah restoran vloglarımı sevenler ve bekleyenler için yarın sabah restoran videosundan başlayacağız günümüze Allah'ın izniyle. Hoşçakalın bebişler.